Devam edelim. Bu arkadaşlık küçük sanayide ve esnafta neredeyse bitmek üzere. Bakın iktidar buna da kulak kabartsa iyi olur. Neden? Çünkü bu insanlar şu anki kabine toplantısından bir şeyler bekliyorlar. Efendim bir takım kotalar filan belirleniyor. Küçük üretici, esnaf, küçük sanayici onlar için bir şey çıksın. Kulak kabartıyor, onlar da dinliyor, bekliyor. Niye? Çünkü bu ülkeyi sırtlarında taşıyor bu insanlar. Küçük sanayide yine de ne olursa olsun şu anda görülmesi gereken şudur. Küçük sanayide onların maliyetleri yüzünden büyük sancı var. Normalde standart olarak 2000-2500 o civarda geliyordu. Bu ay 5000 küsür lira geldi. Maliyetleri koymak zorunda kalıyorsun. Maliyetleri koyduğun zaman bu sefer karşı taraf mağdur oluyor. Nasıl olacak? Nasıl işin içinden çıkacağız? Zincirin ilk halkasına üreticiye gelen zamlar tüketiciye kadar uzanıyor. İstanbul'da iki telli organize sanayi bölgesinde de üretim maliyet yükünün gölgesinde devam ediyor. Dövizdeki artış nedeniyle zaten ham madde artık çok pahalı. Bir de üstüne %127'lik elektrik zammı eklendi. Orta ölçekli işletmeler giderlerin altından kalkamaz oldu. Küçük esnaf gibi onlar da düzenleme bekliyor. 800 lira gelen fatura şimdi 1800 lira geldi. Bunu kurtarmanın derdindeyiz, öyle söyleyeyim size. Ürünlere zam yapamıyoruz. Malum zaten malzemeler de zamlandığı için. Normalde %50 gibi, %70 gibi zam yapmamız lazımken buna bir düzenleme gelmesi mutlaka gerekiyor. Yani esnaf mağdur. Zaten işler pek öyle yok eskisi gibi. Bir de buna elektrik yükü geldiği zaman ve ben ufak bir esnafım yani. 5 bin lira çok büyük bir rakam. Elektrik faturası normalde 3 bin lira gelirken şu anda 4500 lira geldi. Fazla çalışmadık, işimiz yoktu. Bizim gibi KOBİ'lere daha çok elektrik kullanan arkadaşlar, esnaf arkadaşlarımızın ona göre gideri düşürülmeli. Esnaf en yüksek zamlı tarifeyle kullanıyor elektriği. Elektriksiz iş yapamayan, faturaların altından kalkamayan esnaf yeni bir düzenleme bekliyor. Bir dönemde bu kadar uzun bir süre boş durduğumuzu hatırlamıyorum. Organize sanayi bölgesinde üretici de var, esnafta. İşleri düşük, maliyetleri yüksek. Esnaf faturalarında vergi indirimi istiyor. Üretici ise hem faturada hem de ham maddede. Dönmeyecek yani, bir yere kadar bakacağız, işler yürüyor mu yürümüyor mu. Bir yerde tıkanacak illaki. Sonrası işsizlik. Bunlar bizim kaynak makinelerinde çalıştığımız teller, paketini 4 bin liraya aldık. Nasıl üretim yapacağız? Üretim yapamıyoruz zaten. Yaklaşık 3 aydan beri oturuyoruz. Bu işletmede üretimin devam edebilmesi için bu kaynak telinin kullanılması gerekiyor. Aralık ayında 1250 liraya aldıkları bu kaynak telinin esnafa bugünkü maliyeti 4 bin lira civarında. Ham maddeye gelen bu zamlarla birlikte artık üretim yapamaz durumda. Malzeme fiyatları geçen yıla göre %300 oranında arttı. Malzemeler yurt dışından tedarik ediyoruz. Bunların altından kalkamıyor. Bu işletme şöyle dönüyor. İki tane oğlumla beraber döndürebiliyorum anca. Yani yanımda eleman çalıştıramıyorum. Eleman maliyetleri, giderler falan arttığı için. Kazancımın %35'ini devlete ödüyorum. Geri kalan kısmını eleman aldığım zaman o da kalmıyor. Ailesiyle döndüremeyen eleman çalıştıranlarsa artan maliyetler nedeniyle küçülmeye gitmek zorunda kalıyor. Normalde 3 kişiydik. İkisini çıkarmak zorunda kaldılar. Şu an işimiz yok, görüyorsunuz yani. Şu son zamlardan sonra çok büyük endişemiz var yani. Şimdi ben işten çıkarılırsam kiramı nasıl ödeyeceğim, elektriğimi nasıl ödeyeceğim?